Burada JP Morgan'ın yapmış olduğu, daha doğrusu JP Morgan CEO'su yapmış olduğu Damon'ın söylemleri üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. Damon Davos'ta bildiğiniz gibi bayağı bir esip gürledi. Bunlar varlığın gerçek kullanım durumlarıdır. Bunu yüzlerce kez kullanıldığını gördünüz. Belki de yılda 50-100 milyar dolar arası kullanılıyordu diye. Yani kendisinin söyledikleri belli. Diyor ki bir Bitcoin fazla kullanılmıyor. Ben de dedim ki yani altın ne kadar kullanılıyor mesela? Buradaki olay kullanım mı? Zaten BTC'nin bir ülkenin para birimi olmadığının herkes farkında. Neyi tartışıyoruz burada? Ya da altın için bu söylemlerde bulunabilir mi Demon? Eğer bulunmayacaksa aralarında ne fark var da neden bulunmuyor? Örneğin çünkü neticeyi düşündüğümüz zaman burada ikisinin arasında ne gibi bir fark var ki zaten ben onu sormaya çalışıyorum. İkisinin de bir kullanımı yok yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bir diğeri diyor ki yasak işler için kullanılıyor. Yani bir takım yasaklı işler için. E tamam da yasaklı işler için kullanılıyorsa durumun önüne geçersin o zaman. Regülasyon sayesinde. Yoksa hiçbir şey yapamazsın. Yani durumun önüne geçmek için çalışma yapman lazım ki bir şey olsun sonuçta, öyle değil mi? Yoksa hiçbir şey yapamazsın. Bu noktada internet örneğini verdim. İnternet. İnternette ilk çıktığı zamanlar neler neler vardı. Ne dolandırıcılıklar, ne pislikler. Daha da kötüsü hala var. Hala var. Hatta artık çok daha fazla. Kişiler daha bilinçli mesela bu konuda. O yüzden böyle bir şey konusu. Ama tutup da peki interneti yasaklayabilir misiniz? O yüzden mantıklı değil. Damon BTC'nin kötü ve işe yaramaz olduğunu çünkü kullanımının düşük olduğunu söylüyor. Zaten kullanımı hiçbir zaman şimdikine göre aşırı aşırı yüksek olmayacak. Ama amasını söyledik. Bitcoin eleştireceksen blockchain yapısını kabul edip diğer ekosistemlerle karşılaştırman lazım. Yani ne olduğunun farkına varıp ona göre eleştiri yapmak lazım gelecektir. Eğer BTC'nin ne için kullanıldığını eleştireceksen ABD doları üzerinde de ona bakarsanız mesela dediler ki terör örgütleri kripto para kullanıyor. Aynı terör örgütleri ABD doları kullanmıyor mu? Mesela. Doları da yasaklayın o zaman. Demon diyor ya kripto paraları yasaklayın. Öyle bir şey yapamazlar zaten de. Yani. Damon bir daha BTC'den söz etmeyeceği ve sunuculardan konuyla ilgili konuşmayı bırakmalarını söyledi. JP Morgan CEO'su daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuş ancak BTC ile ilgili konuşmaktan geri adım atmamıştı. Geçtiğimiz hafta onaylanan spot Bitcoin ETF'lerine ilişkin tutumu üzerine. Gelen soruya yanıt veren Damon, rakiplerinin de BTC benimseme konusunda kararsız olduğunu iddia etti. Valla bana çok kararsızlar gibi gelmedi. Bayağı konuyla alakalı iyi gidiyorlar. Mesela JP Morgan da öyle. Adamlar sürekli aynı muhabbetlerde. Sürekli şey yapıyor. Ama yok. Yani eleştiriyor. JP Morgan CEO'su sürekli eleştiriyor. Ama günün sonunda kripto paralarla alakalı bir şey olduğu zaman hemen yapışıyor. Anında. Dediğim gibi bu tabii ki CEO'nun direkt olarak karar verdiği bir merci değil yani. Sonuçta ABD'nin en büyük bankası dediğimiz JP Morgan. Ama yine günün sonunda CEO olarak bu şekilde açıklamalar yapıp ama piyasanın da bu kadar yani bu kadar ileri derecede içinde olmakta tezat bir durum gibi gözüküyor açıkçası bence. Diyor ki burada BlackRock CEO'su Larry Fink'e atıfta bulunan Damon, blockchain ile bir şeyler yapan para birimleri ve hiçbir şey yapmayan BTC hakkında ne diyeceğini bilmiyorum. Benden çok daha farklı düşünüyor olabilir. İfadelerini kullandı. Ancak piyasa yapan şey budur. İnsanları fikirleri vardır ve ben bu konuyla ilgili fikrimi son kez açıklıyorum diyor.
Hep son kez açıklıyor zaten ya. Hiçbir zaman şey olmuyor. Yani son olmadığını hiç görmedim. JP Morgan CEO'su ne zaman açıklama yapsa bu açıklaması onun son açıklaması oluyor. Ama nedense benim kendi tahminim bence bundan sonra onlarca kez daha son açıklama yapacak bence. Bakalım, bakalım göreceğiz. Yatırımcılar BTC fiyatında bir artış öngörmüyor diyor. Ya yatırımcının öngörüsünden bir şey olacak olsaydı piyasanın %99'u kaybetmezdi. Zaten önümüzdeki haftalar piyasa daha stabilde geçer. Bununla alakalı da konuştuk. Garip bir durum değildir ya da enteresan bir durum da değildir. Bakın onu da tekrardan söylemiş olalım. Piyasa sert yükselişler yaptı. Şimdi Mart ayında biliyorsunuz Fed faiz düşürecek. Fed'in faiz düşürmeye başlaması gerçekten gerçekten çok çılgın bir süreç olacak. Bütün piyasada şu anda buna hazırlık yapıyor. Bu kadar yükselişin ardından hiç değilse Mart ayına kadar ki Mart'ta zaten fiyatlamaya başlar ya da Şubat sonu ama bu tarihlere kadar piyasa şöyle birazcık daha dingil dingil konsolidasyon etabında olacaktır. Bitcoin'in kısa vadeli performansına ilişkin tahminlerini açıklayan traderlar önümüzdeki dönem için uyardı. Ya uyardı, uyaracak bir şey yok arkadaşım. Ne var yani BTC biraz daha yatay işlem görecek. Yatay hafif yukarı diyelim isterseniz. Ya bu şekilde işlem görecek. Dan Crypto Trace basit trade ortamının diyor sona erdiğini ifade ederek BTC ilişkin bir fiyat tahmininde bulunmak mümkün olmadığını dedi. Yani fiyat tahmini bulunmak şöyle mümkün değil. Zaten diyorum ki BTC önümüzdeki birkaç hafta Şubat sonu ya da Mart'a kadar yatay işlem görecek. Ortalama 40,5-44,5 arasında olacaktır. Çakılma ya da uçuş işte vesaire tarzında bir şey beklemiyoruz. O yüzden durum budur yani. Ne söyleyebiliriz ki başka fiyat tahmininden? Bir de tabii JP Morgan CEO'su konuşunca fiyatlar düştü tarzında. JP Morgan CEO'su konuştu diye fiyat düşmedi. Yani JP Morgan CEO'sunun fiyatın yükselmesi ya da düşmesiyle birebir bir bağlantısı bulunmuyor. Onu da tekrar söylerim. Adam kripto paraları yasaklayın çağrısı yaptığı gün kripto paraların fiyatında sert yükselişler görüldü. Tabii onu söyledi diye de olmadı. Yani durumdan bağımsız ve alakasız bir durum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.